Şimdi bir haberle devam edeceğiz. Aslında çok e, ibret verici de bir haber sayın seyirciler. Bir tarafta biliyorsunuz e, en milli, en vatansever, en milli değerleri yüksek olduğunu iddia eden, tüm bu değerleri sahiplenen bir iktidar var. Ama bir tarafta da bu iddiayı gündeme getirenlerin biz e, zaman zaman halka tavırlarının yansıttığı çelişkiye tanıklık ediyoruz. AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'nun bir şehit babası olan Adem Güneş'e hakaret ettiği iddia ediliyor. Güneş ben bir oğlumu toprağa verdim. Onlar benim verdiğim oyla maaş alıp bana hakaret ediyorlar diye konuştu. KRT muhabiri Sultan Eylem Keleş'in haberini bir izleyelim önce. Jandarma Komando Eğri Salim Güneş, 2008 yılında Bingöl'ün Yedisu ilçesinde şehit düştü. Vatan için toprağa verilen oğullardan yalnızca biriydi Salim. Baba Adem Güneş, şehit babası olarak saygı duyulmayı beklerken, AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu tarafından kendisine hakaret edildiğini söyledi. İki ay önce yaşandı olay. Adem Güneş, Korgan Devlet Hastanesi'nde çalışan yakınının Çatalpınar'a tayinini talep etmek için AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu'yu aradı. İddiaya göre Gündoğdu o telefon konuşmasında şehit babası Güneş'e hakaretler savurdu. Bana telefonda sen yeğeninin orada çalıştığına şükret dua et lan. Telefonu kapat lan şerefsiz dedi. Ben anamdan doğdum doyasıya AK Parti'ye oy verdim diyorum. Bana mı verdin lan şerefsiz Recep Tayyip Erdoğan'a verdin diyor. Böyle konuşulur mu? Benim de kendime göre bir gururum var. Bu laflara bana konuşmak zorunda mı? Böyle şey olmaz, olsa sana yardımcı olacağım desin, öper başıma koyarım. KRT TV'den Sultan Eylem Keleş'e konuşan AKP'li vekil, kendisinin hakaret etmediğini savundu. Şehit babası Adem Güneş'i suçladı. O yalan bir iddia, öyle bir şey yok. Neden hakaret edeyim ki durup dururken? Telefonla görüştüm, oradan arayan herkesle görüşüyorum. O görüşmede benden talebi oldu. Ben de talebine dedim ki bunu yapma şansımız yok. Bunun üzerine o bana hakaret etti. Ben ona değil. Bana hakaret eden birine ben sesimi çıkarmadan telefonu kapattım. Gündoğdu'ya ait olduğu iddia edilen telefon mesajları da ortaya çıktı. O mesajlarda Gündoğdu'nun "Sen bana ağır konuşunca ben de sana şerefsizlik yapma demiş olabilirim." dediği görülüyor. Mesajlara ilişkin de konuştu Gündoğdu. "Demiş olabilirim." dedim ama demedim diyerek kendisini savundu. Bana hakaret edene şerefsizlik yapma demek şerefsizsin demek değildir. Bana hakaret ediyor adam. Sen bana hakaret ediyorsun telefonda. Ben de şerefsizlik yapma demiş olabilirim diyorum. Bakın demediğim halde demiş olabilirim diyorum. Demedim onu. Ama demiş olabilirim. Olabilir, insanız biz. Yanlış bir kelime kullanmış olabiliriz ama öyle bir şey söylemedim. Şehit babası Güneş hakaret ettiği iddiasını reddetti. Aksine milletvekilinden korktuğunu söyledi. Ben ondan korktum. Sensin şerefsiz demedim. Tamam vekilim kapatayım vekilim dedim. Kapat lan şerefsiz dedi. Ben bir çocuğumu bu vatan için verdim. Onlar için verdim. Onlar benim verdiğim oyla maaş alıp bana hakaret ediyorlar. Eğer beni hakaret ettiğimi söylüyorlarsa hakaret ettiğimi çıkarsın meydana. Gelsin Cumhurbaşkanı karşısında konuşalım. Evet sayın seyirciler demiş olabilirim demedim ama dedim sanki şeklindeki bu açıklamayı da ekranlarınıza getirdik.